Arkadaşlar, ben geçen hafta Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yaşanan Türkiye Büyük Millet Meclisi Grup Başkan Vekilimiz Özlem Zengin'in yapmış olduğu konuşma sırasında CHP Genel Başkan Yardımcısı Engin Özkoç'un sözlü saldırısı üzerine gündem dışı söz almış bulunmaktayım. AK Parti Grup Başkan Vekili Avukat Sayın Özlem Zengin'e CHP'li Engin Özkoç'un defalarca bu kadına haddini bildirin diye haksızca bağırması tahammül sınırlarını aşmıştı. Bir hanımefendiye yönelik yapılan bu sözlü manevi şiddeti ben de hiddetle kınıyorum. Özlem Zengin gerçekten hak için mücadele eden bu ülkenin çok büyük bir değeridir. Üstüne vurarak söylüyorum. Biz başörtülü kadınlar, genç kızlar, özellikle 28 Şubat'ın ızdırabını yaşamış olan bizlerin değerli arkadaşlar, kalbimize lütfen. Bıçak gibi saplanan bir sözdü ve tekrar tekrar haykırıyordu. Durmuyordu. İnanmak istemedi. Değerli arkadaşlar, lütfen müdahale etmeyin. Olmazdı ama olmuştu maalesef. Bu kadına haddini bildirin. Bu derinliklerden gelen kapkara cümle, bu sözler bizi 2 Mayıs 1999 Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin duvarlarında yankılanan tarihe götürmüştü. O tablo ne demokrasi tarihimizin kitaplarından, ne hafızalardan, ne de yüreklerden asla silinmeyecekti. O tarihte millet şaşkındı. Millet öfkeliydi. Millet asla unutmayacaktı yaşananları. Nasıl unutsun ki? Yaşanan büyük travmayla okullara alınmayan çocuklar, genç kızlar, işe gidemeyen kadınlar hayatlarıyla ödenen bedelleri. O kapkara cümle, kapkara günlerin habercisiydi. Demokrasi bir hak olarak seçilerek, demokratik bir hak olarak seçilerek kazanıp milletin vekili olarak girdiği meclisten yalnız başörtülü olduğu için kovulmak. Kabul edilecek bir şey değildi bu. Arkadaşlar müdahale etmeyin, hatırlayın lütfen. Bir daha insanımızın sözlü ve bir şiddetti bu. Bir şiddetti bu, bakın. Bir daha insanımızın kıyafetinden, eteğinden, pantolonundan, başörtüsünden dolayı hiçbir mağduriyet yaşanmaması için yola çıktık. Bütün çabamız eğitim ve çalışma hakkımızı kazanmak, gelecek neslin de bu mağduriyeti yaşamamasıydı. Çok şükür Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın idealleri uğruna vermiş olduğu mücadeleden vazgeçmemesi bizi bugünlere getirdi. Nihayet özgürüz. Bu saçma tartışma bitti diyorduk. Türkiye bu çağ dışı işlerle vakit kaybetmiyor. Derken tam 20 yıl sonra aynı karanlık ses yankılandı kulaklarımızda. 20 yıl sonra hedef aynı hedef. Özgürlük, başörtümüzle girmenize engel olamadıkları meclisten bu sefer de ifade özgürlüğümüze saldırıyorlardı. Hem de tam kadına yönelik şiddet. Evet değerli arkadaşlar. Konuşulduğu lütfen bir mecliste. Lütfen hadi ben müdahale etmeyelim arkadaşlar. Siz ne yaparsanız yapın, ister değişin ister değişmeyin, bizim için fark etmez. Size tavsiyemiz değişir ve özgürlükçü bir anlayışla bu milleti anlamaya dener, normalleşirseniz sizin yararınıza olur. Değişmeyeceğiz, bizim zihniyetimiz bu diye ısrar ediyorsanız bizim için fark etmez. Biz bırakın mücadelemizden vazgeçmeyi, birazcık dahi durmayacağız. Yavaşlamayacağız, esnemeyeceğiz. Bu hak, kutlu hak davamızda geri durmayacağız. Bunu kendimiz için değil, gelecek nesillerimiz için yapacağız. Necip milletin değerlerinden bu denli uzak kalabilmeyi nasıl başarıyorsunuz anlamıyorum. Tavrınızın toplumda nasıl bir karşılık bulduğunu, bu kötülüğünün yüzünüze nasıl vurulacağını geçmişte görüldüğü gibi şimdi de göreceksiniz. Bu millet hiçbir zaman sizden bir güzellik görmedi. Gelinen noktada görme ümidi de bırakmadınız. Ümidini de bırakmadınız. Hep birlikte yaşamaya alışacaksınız. Saygı duymaya yöneleceksiniz. Bunun başka hiçbir yolu yok.
bizim ülkemiz bu ülke. Bu kadar farklı, çeşitli ama bir bu kadar da birbirimize benzeriz. Aynıyız. Kimsenin sadece inancı için kıyafet seçimimiz nedeniyle bizi birbirimize kırdırmasına izin vermeyeceğiz. Kimse aksi olacağını beklemesin. Kim arkadaşlar davamızın, ama lütfen müdahale etmeyin, bitirsin. Kimse bizim davamızdan dönmeyi beklemesin. Evet, Solmaz Hanım, toparlayalım. Teşekkürler. Bu benim bu ülkede inancım doğrultusunda yaşamamdan dolayı karşıma çıkan engellerden, yaşadığım sıkıntılardan dolayı içimden gelen bir çığlıktı. Şunu da anlatacağım. Bakın, Solmaz Hanım. Ben mezun olduğum üniversitede İstanbul Hukuk Fakültesinden mezun olmuştum. 6 yaşındaki kızımı oraya bir değerlendirme için götürdüğümde rektörlük binasından içeri sokulmadım örtümden dolayı. 6 yaşındaki kızım gözleri dolu dolu annesi, o yaşındaki çocuğun rol modelidir anne babası. Evet, Solmaz Hanım. Gözleri dolu dolu annesinin potansiyel bir suçlu olduğun düşüncesiyle ben o 6 yaşındaki kızımın ıstırabını yaşadım. Bu benim çığlığım. Arkadaşlar müsaade edin bir dakika. Ben yaşamak için mücadele verdim. Ben örtümden, evet, inancımdan taviz vermeyeceğim ama bu ülkede de geldiğim bu noktada, evet, bu Solmaz Hanım, toparlayalım. Meclis çatısı altında arkadaşlar, bu ülkenin bir değeri olan grup başkan vekilimiz Özlem Zengin'e yönelik olarak yapılan sözlü şiddeti de şiddetin kınandığı dönemde arkadaşlar müdahale etmeyin lütfen. Özlem Hanım, tamamlayalım sözlerimizi. Tamam. Evet. Evet. Lütfen. Evet, değerli arkadaşlar. Lütfen. Lütfen. Toplantının huzurunu ve sükununu bozmayalım. Arkadaşlar lütfen toplantının huzuruna dikkat edelim. Bakın. Lütfen. Bakın hanımefendi gündem dışı söz alarak fikirlerini, kanaatlerini ifade etti. Katılabilirsiniz, katılmayabilirsiniz. Toplantının düzenini sağlamaktan ben sorumluyum. Lütfen değerli arkadaşlar. Arkadaşlar, herkese 5 dakikalık süre vereceğimi ifade ettim. Burada pek çok kez bu süreler aşıldı. Biz bunlara müsamaha gösteriyoruz mümkün olduğunca. Evet, oradan kim söz istiyor? Gündem dışı söz mü istiyorsunuz? Bakın arkadaşlar, usulen gündem dışı söz Meclis Başkanlık Divanı'na yazılı olarak yapılır. Eğer cevap vermek ihtiyacı hisseden arkadaşlarımız varsa grup başkan vekiliniz cevap verebilir. Grup başkan vekiliniz cevap verebilir veya grup sözcünüz cevap verebilir. Arkadaşlar, meclis çalışma yönetmeliğine göre grup başkan vekiliniz lütfen söz alsın. Hayır, grup başkan vekilinize söz verebilirim. Tarık Bey, siz İyi Parti adına söz mü istiyorsunuz? Sayın Başkan, söz alıyor musunuz? Evet, Tarık Bey'e söz veriyorum. Buyurun. Sayın Başkan. Arkadaşlar. CHP grubu. Arkadaşlar. Lütfen. Lütfen bakın, bu tablo bize yakışmaz. Lütfen. Değerli meclis üyeleri. Tamam, ben grup başkan vekilinize söz vereceğim. Grup başkan vekilinize söz vereceğim. Dön buraya. Sayın Başkan. Arkadaşlar. Lütfen bakın, bunlara gerek yok. Lütfen sakin olalım. Meclisin saygınlığına gölge düşürmeyelim lütfen. Tarık Bey, buyurun. Aslında tam olarak da amacına ulaşılmış bir konuşma oldu.
Ben Solmaz Hanım'ı gerçekten çok değerli bir hukukçu ve iyi bir meclis üyesi olarak bilirim. Solmaz Hanım'la birlikte hem bu meclis çatısı altında hem de denetim komisyonunda... Arkadaşlar lütfen bakın, grup başkan vekiliniz konuşuyor. Grup başkan vekiliniz konuşuyor. Müdahale etmeyin. Arkadaşlar lütfen. Bu üslup doğru bir üslup değil, lütfen. Evet, evet Tarık Bey. Lütfen. Arkadaşlar. Ya lütfen. Birbirimize hitap ederken dikkatli olalım. Peki arkadaşlar, oturuma 5 dakika ara veriyorum. Arkadaşlar 5 dakika ara verdik. Grup başkan vekillerini ben bir odama çağırıyorum lütfen. Şiddete uğradık. Avukatlığını yaptı Özlem Hanım'ın. Şimdi ben de bir avukat olarak tekrar bir cevap vermek istiyorum. Şimdi bakın, bu konuda AK Parti gerçekten samimi ise hiç Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne falan gitmeye gerek yok. Daha geçen ay İBB İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde 2 kere kadın arkadaşlarımız AK Partili Çenay Kürsü'den Sayın Tevfik Göksu konuşurken önde oturan arkadaşımıza biri bu kadını sustursun dedi. Bu kadın ne kadar çok konuşuyor dedi. Ondan önceki ay ne yazık ki hukuk komisyonu başkanı olan yine bir meslektaşım diğer bir bayan kadın arkadaşımıza Ensar Bey'im sana ne yaptı, ben sana ne yaptım dedi. Yani konuşacaksa Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gitmeye gerek yok. İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde bunlar yaşanmıştır. Üstelik arkadaşım senin liderin değil midir, ben kadın erkek eşitliğine inanmıyorum, bu fıtrata ters diyen? Sizin yönetiminiz değil midir daha pazartesi günü şiddete karşı yürüyen kadınlara gaz sıkan? Ben bizzat oradaydım. Yürüyüş bitti. Açıklamalar yapıldı. Hiçbir olay yokken bu gazlar kadın arkadaşlarımıza sıkıldı. Eğer kadın konusunda samimiyseniz bırakın hangi yönden geldiğine bakmayın şiddetin. Kadın ortak paydasında buluşalım. Her türlü şiddeti kınayalım. Şiddetin sağa solu olmaz. Evet. Devam etmek istiyorum başkanım. Tamam, toparlayalım. Eğer buyurun. Şiddet konusunda samimiyseniz Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Şafak Pave'ye şiddet uygulayan siz değil miydiniz? Fatma Kaplan Hürriyet'e kürsüde saldıran siz değil miydiniz? Daha yakın zamanda Aydın Belediye Başkanımız Sayın Çerçioğlu'na omuz atan siz değil miydiniz? Sizin partinizin üyeleri değil miydi? Eğer samimiyseniz lütfen bunları da kınayınız. Tamam. Dolayısıyla bizler şiddete dün de karşıydık, bugün de karşıyız. Şiddetin her türlüsüne evet. Karşıyız. Nereden gelirse gelsin karşıyız. Teşekkürler. Peki. Evet değerli arkadaşlar.